Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvamu ve yübeşşirul mu'minînellezîne ya'melûne s-salihâti enne lehum ecran kebîrâ. Sadakallahul azîm. Ve kâlen nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, İnne hazel Kur'ane şâfi'un müşeffe'un ve mâhilun musaddakun. Femen ce'alehu emâmehu sâkahu ilel cennah ve men ce'alehu halfe zahrihi kadehu ilen nar. Sadaka Resulullah fîmâ kâle ve kemâ kâle nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Muhterem arkadaşlar, Cenab-ı Hak meclisimizi müteyemmen mübarek eylesin. Okuduğumuz ayat-ı beyinatta ve hadis-i şerifte Kur'an-ı Kerim üzerinde duruluyor. Ve ayeti kerimeden sözü açacak olursak, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in bir vasfına dikkat çekiyor. Estağfirullah. İnne hazel Kur'an, muhakkak ki bu Kur'an, yani size indirmiş olduğumuz Kur'an, yehdi, götürür, hidayet eder. Nereye götürür? Lilleti hiye akva. Yani en doğru olan, en düzgün olan hedefe götürür, yola götürür, sizi oraya ulaştırır buyuruyor. Daha ne yapar? Ve yübeşşirul mu'minine allezine ya'melune s-salihat. Kur'an'ın emrettiği, Resulullah Efendimiz'in emrettiği ve bizim salih amel dediğimiz, Allah katında güzel kabul edilen amel işleyenleri müjdeler. Ne ile müjdeler? Enne lehum ecran kebira. Onlar için çok büyük ecirler var. Çok büyük karşılıklar var, sevaplar var. Şimdi arkadaşlar, bu ayeti kerimeden sözü açacak olursak, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in en doğru yola götüreceğini, bizi en doğru hedefe ulaştıracağını haber veriyor. Ancak bunun için bize lazım olan bir şey var arkadaşlar. Nedir bu? Kur'an'ı anlamak. Malumunuz, bugün mikrofonu eline alan, masayı da önüne alanın hemencecik konuyu açmış olduğu yerdir burası. Kur'an'ı anlamak. Herkes bundan bahseder. Kur'an'ı anlamamız lazım. Kimileri Kur'an anlaşılmadı, bugüne kadar kimse Kur'an'ı anlayamadı, şöyle şöyle incelikler var, bugün Kur'an'ı anlamaya muhtacız diyerek vaveyla ederler, kıyameti koparırlar. Kur'an'ı anlamamız lazım. Doğrudur. Cümle doğru. Ancak bunun usulü nedir? Bunun altı nasıl doldurulmalıdır? Esasen bunun üzerinde kafa yorulması gerekir. Arkadaşlar, her şeyden önce şunu bilmek zorundayız. Peygamber aleyhissalatu vesselam bize Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmiştir, ulaştırmıştır. Bununla birlikte de birçok ayeti kerimede ifade edildiği üzere estağfirullah kema erselna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatina. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben size öyle bir Resul gönderdim ki, öyle bir peygamber gönderdim ki, ayetlerimi size okuyor. Birinci vazifesi bu. Tilavet. Tilavet ediyor. Daha ve yüzekkikum, sizi manevi kirlerden arındırıyor. Sizi tezkiye ediyor. Sizin ahlakınızı düzeltiyor. Size ahlak öğretiyor. Ahlaksızlıklardan sizi temizliyor. Üçüncü bir vazife ne? Ve yuallimukumul kitabe vel hikme. O peygamber, benim gönderdiğim peygamber, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Kitap Kur'an-ı Kerim, hikmet sünnet-i nebeviye, sünnet-i seniyye. O zaman Kur'an-ı Kerim'i bize peygamber aleyhissalatu vesselam öğretmiştir, anlatmıştır, izah etmiştir, detaylandırmıştır, idrak ettirmiştir. Bunda şüphe yok. Bu Kur'an'ın ayetiyle sabit bir şey. Öyleyse arkadaşlar, şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Biz
Kur'an'ı anlamak başlığını her ne zaman açarsak mutlaka Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önderliğinde, öncülüğünde bir Kur'an anlayışından, bir Kur'an'ı anlamaktan bahis yapmamız lazım. Yoksa işte görüyorsunuz bugün bidat mezhepler olarak ortaya çıkmış tarihten bugüne ne kadar fırka varsa, ne kadar görüş varsa, mezhep varsa hepsinin gidin bakın temelinde Kur'an var. Nasıl Kur'an var? Bir ayeti kerimeyi o kendine göre çekiyor. Öbürü diyor ki hayır efendim o oraya delalet etmez, şuraya delalet eder diyerek Kur'an-ı Kerim'i esasen herkes kendi görüşüne çekmeye çalışıyor. Madem öyle o zaman hocam bunun doğruluk kıstası nedir, ölçüsü nedir? İşte Resulullah Efendimiz'dir. Onun öğretisidir. Sahabenin uygulamasıdır, anlamasıdır. Nitekim Cenab-ı Hak فَاِنْ اٰمَنُوا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا Şayet sahabe gibi iman ederseniz o zaman hidayete ereceksiniz. Hidayettesiniz demektir buyuruyor. Hidayetin ölçüsü nedir Kur'an'a göre? Sahabe gibi inanmaktır, iman etmektir, yaşamaktır. Sahabe gibi bir İslam inancına sahip olmaktır muhteremler. O zaman hidayetin ölçüsü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin Kur'an anlayışıdır. Bu kadar net. Kur'an'ı onlar gibi anladıysan oturalım seni dinleyelim. Senin Kur'an'ın anlaşılmasıyla alakalı yapacağın tahlilleri dinleyelim, değerlendirelim. Konuyu buradan götüreceksen tamam. Ama hayır, onları bile devre dışı bırakacak, onları bile kapı arkasına itecek olan bir takım yorumlar getireceksen senin yorumlarına bizim ihtiyacımız yok. Duruşumuz, görüşümüz bu olmalı arkadaşlar. Bu selefin duruşu, efendim sahabenin duruşu, imamların duruşu, müştehitlerin duruşu budur. Müslümanın duruşu böyle olmalıdır. Öyleyse anlaşılmış olan bir Kur'an, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği, sahabenin yaşadığı gibi bir Kur'an, lilleti hiye akvam, dost doğru olan yola iletir mi iletir. Sahabeyi iletti mi iletti. Anladılar, yaşadılar ve Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu radıyallahu anhum ve radu an, Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu. Bu medhu senasına mazhar oldular. O zaman Cenab-ı Hakk'ın rızası onların Kur'an anlayışındadır. Evet. Öyleyse arkadaşlar şu noktaya mutlaka temas etmek, dikkat çekmek gerekiyor. Şöyle söyleyelim bunu. Bizim bugün Kur'an'ı anlamak başlığını açtığımız zaman Kur'an'ı anlamayı anlamaya muhtacız bugün. Kur'an'ı anlamayı anlamak. Ne demek bu yani? Kur'an'ı anlamak nedir? Önce bunu sormamız lazım kendimize. Biz Kur'an'ı anlamak derken neyi kastediyoruz? Burası mühim bir noktadır. Öyleyse arkadaşlar bir misal vereyim size. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayeti kerimeler okuyor. Hafızlar bilirler. Em huliku min gayri şeyin em humul halikun em halakus semavati vel ard vel la yukinun. O ayeti kerimeleri okuyor. Em indahum hazainu rabbike em humul musaytirun. Bu ayeti kerimeye geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki yekadu kalbi yatır. Bu ayeti okuyunca neredeyse kalbim uçacaktı diyor. Yerinden çıkacaktı diyor. İşte arkadaşlar Kur'an'ı anlamak budur. Kur'an ayetini okuduğun zaman hakikaten sen de bir tesirlenme, kalbinin yerinden çıkacak gibi olması, böyle bir durum hasıl oluyor mu, meydana geliyor mu? O zaman sen Kur'an'ı anladın demektir. Niçin? Cenab-ı Hak bu kıstası koymuş. Estağfirullah. İnnemel mu'minûnellezîne âmenû billâh. İşte. İnnemel mu'minûnellezîn. Müminler kimlerdir diyor Cenab-ı Hak. İzâ tuliyet aleyhim âyâtuhu. Benim ayetlerim kendilerine okunduğu zaman
zâdethum imanen, onların imanını ziyade eder. Bir ayeti kerime okunduğu zaman yahu imanımız kavileşti, kalbimize bir surur geldi, genişlik geldi diyebiliyor muyuz? İşte Kur'an'ı anlıyoruz demektir. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn, ve Rabbine tevekkül ediyor Müslüman olanlar, hakiki müminler. Başka bir ayeti kerimede ise Cenab-ı Hak Allahu nezzele ahsenel hadîfi kitâben müteşâbihen. Cenab-ı Hak doğrulukta hep ayetleri birbirine benzeyen bir Kur'an size indirdi. En güzel söz diyor bu Kur'an-ı Kerim için. Peki Kur'an ne yapar diyor Cenab-ı Hak? تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. Rabbinden korkan o müminlerin, hakiki müminlerin, Kur'an'ı hakiki anlayan Müslümanların kalpleri o Kur'an'ın ayetleri okunduğu zaman da ürperir. Böyle yerinden çıkacak gibi olur, kıpırdar. ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ. Sonra kalpleri de ciltleri de Allah'ın zikri için yumuşar. Bir yumuşama hasıl olur. Evet. Eğer böyle oluyorsa Kur'an'ı anlıyoruz demektir. Ama arkadaşlar ne yazık ki biz bugün Kur'an'ı anlamaktan şunu anlıyoruz. Kur'an ayetlerini ardı arkasınca sıralamak. Şurada şu ayeti kerime var. En'am 54'te şöyle, Araf 21'de şöyle, efendim Kamer suresi işte 20'de şöyle söyler, orada böyle söyler. Kur'an-ı Kerim'i sanki böyle entelektüel bir metin gibi okuyoruz. Evet, günümüz insanı Kur'an'ı anlamaktan bunu anlıyor. Oysa ki Kur'an'ı anlamak farklı bir şeydir arkadaşlar. Kur'an'ı anlamakla maneviyat arasında, ahlak arasında çok ciddi bir münasebet ilişki vardır. Senin ahlakın ona uygun mu? Maneviyatın ona uygun mu? Evet. Bir tarafta her zaman misal veririm. Bu memleketin yetiştirdiği büyük velilerden Hacı Veyizzade vardı malumunuz. O anlatıyor. Diyor ki hafızlık yıllarım medreseye hafızlık kursuna gidip geliyorum. O aralar diyor medreseye gideceğim sabahtan. Baktım ki anam ayakkabılarımı almış üstlerini siliyor. Sadece üstlerini de silmiyor. Altlarını da siliyor diyor. Tertemiz yapıyor. Merak ettim duramadım. Dedim ki anne üstlerini ayakkabılarımın siliyorsun. Anladım da altlarını niçin siliyorsun? Deyince dedi ki yavrum sen hiç hoca efendilerden duymadın mı? Bir hafız, bir hamili Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başladığı zaman onun uğrunda çaba sarf etmeye, gayret sarf etmeye başladığı zaman melekler Kur'an-ı Kerim öğrenmeye giderken onun ayakkabılarının, onun ayaklarının altına kanatlarını gererler. Evladım, meleklerin kanatları üstüne bu pis ayakkabılarla basılmaz demiş. Arkadaşlar, belki bu kadına, bu nineye sorsak, Hacı Veyizzade'nin annesine sorsak, Fatiha'da birkaç tane yanlışını buluruz. Belki bizim kadar ayet meali tercümesi bilmez. Ama vallahi bu Kur'an'ı anlamıştır. İşte Kur'an'ı anlamak böyle bir şeydir. Eskiden ayetler okunduğu zaman, Kur'an tilavet edildiği zaman da manasını hiç anlamamasına rağmen gözlerinden yağmur gibi yaşlar boşalan ninelerimiz, dedelerimiz Kur'an'ı anladılar. Bugün televizyon ekranlarında mahremiyet ayetlerini hiçe sayarak sanki hiç böyle düsturlar, esaslar gelmemiş gibi mankenlerin karşılarında ayet okuyanlar, ayetleri ard arda sayan insanlar Kur'an'ı anlamadılar. Kur'an'ı anlamak o değil. Kur'an'ı anlamak, Kur'an hakkında malumat sahibi olmak değil. Ayetleri
ilgili ayetleri hemen bulabilmek, çarçabuk serdedebilmek değil arkadaşlar. Kur'an'ı anlamak bu değildir. Evet. Onun için Kur'an'ı anlamanın önündeki en büyük engel nedir diye bir soru soracak olsak, dünyevileşmektir arkadaşlar. Dünyaya meyletmektir. İnsan ne kadar dünyevileşirse, dünyaya meylederse, sahabenin çizdiği o nurlu yoldan ayrılacak olursa, o kadar Kur'an'ı anlamaktan uzaklaşır. Burası mühim. Şimdi şöyle bir soru soracak olsak muhterem arkadaşlar, bir insan niçin Kur'an-ı Kerim'i anlamaz? Bunu da ayeti kerimelerle cevaplandırmamız mümkün. Cenab-ı Hak bunu farklı ayeti kerimelerde, farklı şekillerde anlatır. Bir ayeti kerimeye bakarsınız, Allah Teala bazı kullardan bahseder. Ne buyurur onlar için? Evet. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ بِهَا. Yani bir takım, bir kısım kullar vardır ki, Kur'an'ı anlayamamaları için biz onların kalplerinin üzerine perdeler koyduk buyurur. Kalpler perdelenir, kullar Kur'an'ı anlayamazlar. Bu bir nedendir. Başka bir ayeti kerimeye bakarsınız. Estaizu billah. وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Habibim, sen Kur'an okuduğun zaman da ahirete inanmayan, varsa yoksa bizim dünya hayatımız var diyen insanlarla Kur'an'ı anlamak arasına örtülmüş olan bir perde koyarız. Evet, perdeler var bazılarının Kur'an'ı anlayamamaları için. Başka bir ayete bakarsınız. Estağfirullah. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا. Yoksa kalpler üzerinde kılıflar mı var? Nasıl ki bir telefon aldığımız zaman da telefona bir zarar gelmemesi için, dışarıdan herhangi bir şey ona etki edememesi için kılıf koyuyoruz ya, işte Cenab-ı Hak da bazı kalplere Kur'an ayetleri, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözleri tesir edemesin, etki edemesin diye kılıflar koyuyor. Allah böyle olmaktan muhafaza eylesin. Niye koyuyor? Çünkü onlar böyle istiyorlar. Onlar اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى. Hidayeti attılar, hidayeti verdiler, dalaleti satın aldılar. Madem ki dalaleti satın aldılar, Cenab-ı Hak da onların kalplerine kılıf koydu. Ayet tesir etmez. Ama onlara soracak olsan, Kur'an'ı en iyi anlayan kendileridir. Arkadaşlar, bu engellerin sonuncusu çok tehlikelidir. Nedir sonuncusu? Estağfirullah. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. Kimileri de vardır ki Cenab-ı Hak onların gözlerine, kalplerine, kulaklarına mühür vurmuştur. Bunların işi bitmiştir. Onlar için ne buyurur Cenab-ı Hak? Estağfirullah. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Kalpleri var ama anlayamazlar. وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Gözleri var, göremezler. وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Kulakları var, işitemezler. اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلْ. Onlar hayvanlar gibidirler. Bilakis daha da aşağıdırlar. Evet. Peki bunların suçu nedir arkadaşlar diye baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim onun da bize haberini verir. Bunların sözleri nedir? Sloganları nedir? Şudur. İn hiye illa hayatuna dunya nemutu ve nahya ve ma nahnu bimeb'ufin. Varsa yoksa bizim bu alçak hayatımız, dünya hayatımız vardır. Başka bir hayat yoktur. Biz öleceğiz, hiçbir şekilde de dirilmeyeceğiz diye inanırlar. Peki dünyaya böyle bakan, dirilişi düşünmeyen, ahireti düşünmeyen bir insan nasıl Kur'an'ı anlayabilir? Kur'an'ı kibrine, Kur'an'ı gururlanmasına, Kur'an'ı çok malumat sahibi olmasına vesile yapar. Hiçbir şekilde de Kur'an'ı anlayamaz. İşte demin verdiğim misalde
o ninelerimiz gibi, dedelerimiz gibi bir içtenlik yoktur onlarda. Kalpten gelen bir Kur'an anlayışı, Kur'an imanı yoktur. Böyle olunca Cenab-ı Hak buyurur ki Estağfirullah. Se'asrifu an ayatiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hak. Haksız yere, yeryüzünde kibirlenenleri ayetlerimizi anlamaktan alıkoyacağım. Anlayamayacaklar. Ve in yarav kulle ayetin la yu'minu biha. Bütün ayetleri görseler iman etmeyecekler. Ve in yarav sebile rüşdi la yettehizuhu sebile. Doğru yolu görseler o doğru yolu yol edinmeyecekler. Ve in yarav sebile gayyi yettehizuhu sebile. Ama sapkınlık yolunu gördükleri zaman o yolu yol edinecekler ve insanları da oraya çağıracaklar. Kur'an'ı anlama adına. İşte Efendimiz böyleleri için ne buyurur? Kıyamet alameti arkadaşlar bunlar. Bir gün Efendimiz buyurdu. Du'atun ala abvabi cehennem. Cehennem kapılarına çağıracak olan bir takım davetçiler olacak kıyamete yakın. Sahabe-i kiram sordu. Dediler ki ya Resulallah sifhum lena. Onları bize açıkla. Nasıl insanlar bunlar? Biz kanmayalım onlara. Peşlerinden gitmeyelim deyince Efendimizin cevabı daha acayip. Buyurdu ki hum min cildetina ve yetekellemune bi elsinetina. Hiç fark yok. Aynı bizim gibi giyinirler, aynı bizim gibi efendim namaz kılarlar, yaşantıları bizim gibidir. Ve yetekellemune bi elsinetina, bizim dillerimizle konuşurlar, ayet okurlar. Hadisleri de işlerine geldiği gibi yorumlarlar. İşine gelen hadisleri alırlar, gelmeyenleri almazlar. Ayetleri kendi görüşleri için meslet yaparlar, delil yaparlar. Amma ve lakin Kur'an'ı alarak cehenneme ne yapıyorlar? Çağırıyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'in yehdi, hidayet eder şeklinde bir vasfı olduğu gibi arkadaşlar. Yudillu bihi kefiran ve yehdi bihi kefira. Allah ayet indirir ve bu ayetle birlikte çoğu kimseleri saptırır. Bu da Kur'an ayeti. Eğer ayeti sen Resulullah Efendimizin tebyiniyle, açıklamasıyla Allah'ın muradına uygun şekilde anlamazsan o ayet senin sapkınlığına sebep olabilir. Okuduğun Kur'an senin sapkınlığına sebep olabilir. Şayet onu Resulullah Efendimizin anladığı ve anlattığı gibi anlamazsan. Burası çok önemlidir arkadaşlar. Peki buradan şu noktaya gelebiliriz. Arkadaşlar, insan kibirlendiği zaman, insan dünyaya kul olduğu zaman, dünyaya kendisini kaptırdığı zaman Kur'an'ı anlayamaz. Bu insanın Kur'an'ı anlama iddiası boştur, yalandır, hiçbir şekilde hakikati yansıtmaz dedik. Kur'an'ı anlayamayan insanların söyleminin de varsa yoksa dünya hayatımız vardır. Başka hiçbir hayat yoktur. Biz dirilmeyeceğiz. Kıyamet yoktur. Ahiret yoktur. İnancı olduğunu söyledik. Böyle olunca arkadaşlar insan ne yapıyor? Neden bu konuma düşüyor? Bu noktaya da temas edip inşallah kısa bir sohbet olmuş olacak. Bitirmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, insanoğlu günümüzde, günümüze biraz gelecek olursak, şöyle bir problemle karşı karşıyayız. Dünyamızı imar etmişiz. Oysa ki dünyayı imar etmek, İmam Maturidi'nin tefsirine bakın, Allah'ın emirlerinden bir tanesi nedir bize? Dünyayı imar etmektir. Bina yapmak Allah'ın bizden bir isteğidir. Evimizi yapmak Allah'ın bir isteğidir. İşimizin olması Allah'ın bir isteğidir. Ancak orada İmam Maturidi rahimehullah ve ista'marakum fiha ayeti kerimesinin tefsirinde çok önemli bir şey söyler. Nedir o? Cealekum ummaral ardı ta'murunaha lima'adikum ve ma'ashikum. Allah sizi yeryüzünün imarcıları kıldı. Bununla sizi vazifelendirdi. Ancak
yeryüzünü niye tamir edeceğiz? Yeryüzünde bir binayı yaparken, herhangi bir yapıyı inşa ederken öncelikle neyi düşüneceğiz? Lima'adikum. Yeryüzünü imar edeceksiniz ama yeri de imar ederken, dünyanızı da kurarken önce ma'adı düşüneceksiniz, ahiretinizi düşüneceksiniz. Sonra ve ma'aşikum, dünyanızı düşüneceksiniz. O zaman bir Müslüman herhangi bir işe koyulurken, iş hayatını kurarken, aile hayatını kurarken meseleye batılı gibi bakamaz arkadaşlar. Meseleye bir gayrimüslim gibi bakamaz. İşini kuracaksın. Nasıl kuracaksın? En karlı olan yönünden, şeklinden değil. Ya ahirette bana bunun getirisi ne olacak? Zararı ne olur? Şöyle yaparsam zarar olur mu? Böyle yaparsam faydası ne olur? Düşüncesiyle yapacaksın. Müslümanlığın farkı burada. Buradadır Müslümanlığın farkı. O zaman zaten gayrimüslim bunu düşünür. Ne dedi onlar? Varsa yoksa dünya hayatımız var. Adamın başka bir hayat beklentisi yok. Adamın sevapmış, ikapmış, cezaymış böyle bir düşüncesi yok. Böyle bir inancı, imanı yok. Adam bir fırsat yakalamış, dünya hayatını yakalamış, onu kaçırmamak istiyor. Onun için kar denen şey sadece bu dünyaya mahsus. Böyle olunca arkadaşlar, bir Müslüman için madem ki Cenab-ı Hak ölçüyü nasıl koydu? Estağfirullah, güzel dinleyelim. وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselama emrediyor bunu. وَبْتَغِي حَب۪يبِمْ talep et, peşine düş. فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Allah'ın sana ahiret yurdunda vereceği şeyin peşine düş. Gözünü ona dik. Onun peşinde koş. Peki dünya için ne diyor Cenab-ı Hak? وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nasibini unutma. Bakın oradaki da eki çok önemlidir. Dünyadan da nasibini unutma. Peki bugün biz Müslümanlar olarak bu ayeti kerimeyi tersine çevirdik arkadaşlar. Dünyanın peşine koş, dünyadaki kârı elde etmeye çalış ama ahiretini de unutma. Böyle anladık bunu. Böyle uyguluyoruz. Bir işe koyuluyoruz. Arıyoruz, fetva soruyoruz. Hocam bu iş caiz mi? İşte caiz değil. Ya hocam bunun bir fetvası yok muydu da işte şöyleydi de bugün şartlar böyleydi de efendim işte zorlaştırmamak lazım da kolaylaştırmak lazım şöyle böyle. Evet, halimiz bu. Oysa ki biz Müslümanlar olarak caiz olmayan yönleri var mı? Bunu araştırmamız lazım. Aman ahiretime bir zarar gelir. 3-5 kuruş dünya kârı elde edeceğim diye hakiki yurt olan ahiretin sevabını kaçırmayayım. Aman böyle bir vartaya düşmeyeyim diye korkmamız gerekirken ahiret bir taraftan gitmiş, heba olmuş, 3-5 kuruş dünyanın menfaatinin lafını yapıyoruz. Bu hale düştük. Ölçümüz bu olması gerekirdi. Peki bu hale düşünce arkadaşlar, bu hale neden düştük? Onu da size kısa bir şekilde izah etmeye çalışayım. Çok önemli bir ayeti kerime var, sair ayetler gibi. Cenab-ı Hak o ayeti kerimede buyurur ki, Estağfirullah, وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ O imanı zayıf olanlar, imansız olanlar veya Kur'an'a imanı olmayıp, varsa yoksa dünya hayatımız vardır diye düşünenlere, apaçık olan ayetlerimiz okunduğunda, قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا Şu ifadeye çok dikkat edelim. Cenab-ı Hak burada çok dikkat çekici bir ifade buyuruyor. Nedir o? Kale der. O apaçık ayetler okunuyor. Kale diyor kim?
اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا Bize kavuşmayı ümit etmeyenler der ki, bakın bize kavuşmayı niye ümit etmiyorlar? Ya iman zayıf, Allah'ın karşısına dikilip de bir gün hesap vereceği yönündeki imanı zayıf, zayıf veyahut da hiç yok. Böyle bir ümidi yok, böyle bir korkusu yok. Ne diyorlar? İ'ti bi Kur'anin gayri hâzâ. Peygamber'e teklif ettikleri şeye bak. Allah'tan gelen vahyi kabul edeceğine getirdikleri, öne sürdükleri teklife bak. İ'ti bi Kur'anin gayri hâzâ. Bunun dışında bir Kur'an getir bize diyorlar. Şimdi bir Kur'an okuyorsun ya, ya bu Kur'an'dan başka bir Kur'an mümkün mü diyorlar. Getirebilir misin? Biz başka bir Kur'an istiyoruz. El veyahut da başka bir teklif, beddilhu, bu Kur'an'ı değiş. Bu ayetin şurasını değişebilir miyiz? Bu ayeti şöyle yapsak olur mu? Böyle teklif getiriyorlar. Peki kim bunlar? Allah'a kavuşacağına dair imanı olmayan veya imanı olup da zayıf olan insanlar. Kur'an'ı kevgiri tabir yerindeyse, caizse çevirmek istiyorlar. Evet, iman zayıflığı bu arkadaşlar. Peki, bugüne bunu taşıyacak olursak, aynı problemle bugün karşı karşıyayız arkadaşlar. Bugün Efendimizin ifadesiyle, istefti nefsek, istefti kalbek. Nefsine sor, kalbine sor. Kendine dön, nefis muhasebesi yap, iç muhasebeni yap. Bugün, akşam yatarken, elbiselerimizi çıkarttığımız zaman, sabah kalktığımızda o elbiseleri hiç giyemeyeceğimize mi daha çok inanıyoruz? Yoksa olur mu canım, ben bu elbiseleri sabah kalkacağım, tekrardan giyeceğim şeklindeki inanç mı daha fazla bizde? İşte bu var ya, ahirete imanımızın, bu ölüme ne kadar yakini anlamda iman ettiğimizin, ne kadar yüzü dönük, ahirete dönük yaşadığımızın en büyük göstergesidir. Ölüm diye bir şeyden bahsediyorlar ama arkadaşlar, bize bu iş çok uzak geliyor. Sanki hep başkaları ölecek, 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 biz yüzlerce yıl sonra ölecekmişiz gibi yaşıyoruz. Dünyaya tam anlamıyla kendimizi kaptırmışız. Şuraya sohbete geldik. Soralım kendimize. Şuradan evimize sağ salim bir şekilde gidip varacağımız ve bu akşam yatağımızda yatıp da sabah uyanacağımıza mı daha çok iman ediyoruz, yoksa yarın gece kabirde olabileceğimize mi? Bunlar çok önemli bir sorular. Hiç aklımıza gerçekten geliyor mu? Yarın gece ben bu akşam belki de gideceğim, buradan eve dönemeyeceğim, öleceğim. Yarın yıkanma işlemleridir, kefen işlemleridir filan. İkindi de benim cenaze namazımı kılacaklar, yarın gece kabirde olacağım. Sor bakalım kalbine, nefsine bir sor, iç muhasebeni bir yap. Yapalım. Gerçekten buna inanabiliyor muyuz? İşte arkadaşlar, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın dünyası, onun bakış açısı, onun yaşama şekli ölüme çok yakın. Ahireti görürcesine yaşamak şeklinde olduğu için Efendimiz bir ayeti okuduğu zaman neredeyse kalbim uçacaktı diyor. Çünkü o ayeti okurken yaşıyor. İşte Kur'an'ı anlamak bu. Efendi Hazretlerimiz kuddisesi ruhu وَلَيْنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Habibim, dileseydik sana vahyettiğimiz bu Kur'an'ın tamamını silip süpürürdük şeklindeki ayeti kerimeyi okuduğu zaman her zaman dermiş ki, vallahi bu ayeti okuduğumda kalbim yerinden çıkacakmış gibi, bayılıp düşecekmişim gibi oluyorum. Niye bizde olmuyor?
Bunun hesabını sormalıyız arkadaşlar. Bir ayeti okuduğumuzda gerçekten bu hali yaşayabiliyor muyuz? Hangi ayette bunu yaşadık? Ne zaman Kur'an-ı Kerim okundu da bayılıp düşecekmişiz gibi olduk, etkilendik, ahireti görür gibi olduk, ölmüş gibi olduk? Ne zaman oldu? Bunu sormamız lazım. Bu noktada iç muhasebesi yapmamız lazım. Yapmadığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? İşte la yarcuna likaena geliyor. Dünyaya bağlanıyoruz. Sekülerleşiyoruz. Dünyevileşiyoruz. Dünya diyoruz, dünya diyoruz, dünya diyoruz. Evet, müşriklerden elbette ki iman farkımız var. Ama arkadaşlar, hakiki anlamda imanı yaşayamadığımız için bizler de artık Cenab-ı Hakk'ın huzuruna bir gün hesap için dirileceğimizi tam anlamıyla idrak edemiyoruz. Bunun için de ayetler bizi korkutmuyor. Kur'an bize tesir etmiyor. Efendimizin sözlerinden tam anlamıyla tesirlenemiyoruz. Problem budur. Çünkü sen dünyaya ne kadar yaklaşırsan ahiretten o kadar uzaklaşacaksın. Kur'an sana kendini açmayacak. Koca müştehit Süfyan bin Uyeyne rahimehullahu teala çok acayip bir sözü vardır. Der ki: "Kuntu utitu fehmel Kur'an." Bana Kur'an'ı anlama kabiliyeti verilmişti. Çok güzel ayetleri anlıyordum. "Felemma kabiltu surrete min Ebi Ca'far." Bir gün Halife Ebu Mansur'dan bir kese altın geldi hediye. Onu kabul ettim, o hediyeyi. "Sulibtuhu." Benden bu kabiliyet alındı. Artık eskisi gibi ayetleri anlayamaz oldum. O ince ince manalar kayboldu benden. Bir kese altın adamın elinden Kur'an anlayışını alır. Çünkü dünyadır. Dünya ile ahiret, "Dünya vel ahira darratan." Kumadır bunlar, kuma. "Fein radiyet ihdahuma sahatat el uhra." Birisi razı olursa diğeri kızar. Arkadaşlar, gelin biz ahireti razı edelim. Dünya kızsın. Dünya kızsın, darılsın. Ama ahiret darılırsa Kur'an da elimizden gider. İşte arkadaşlar, bugün yaşadığımız problem bu. Dünyevileştik. İşimizi, aşımızı, evimizi, ailemizi, yani tüm dünyamızı, yaşantımızı dünyevi şartlar üzerine kurduk. İş kurduk. İslam bu konuda ne diyor diye sormadık. Bilakis vardır bir takım fetva veren hocalar diyerek kendimizi avuttuk, kendimizi kandırdık. Evlendik. Düğünümüzü bile İslam'ın esaslarına göre yapmadık. Sosyal hayata atıldık. Hiçbir şekilde İslam'ın ne dediğine bakmadık. Caddelerimiz İslam'a göre değil. Sokaklarımız İslam'a göre değil. Giyimimiz, kuşamımız, yaşantımız, davranışlarımız, ahlakımız İslam'ın istediği, Kur'an'ın gösterdiği şekilde değil. Dünyamızı Kur'an'dan ayrı bir dünya olarak kurduk, inşa ettik. Ve bu inşa etme de Cenab-ı Hakk'ın huzuruna bir gün varacağımız şeklindeki imanımızı zayıflattı arkadaşlar. Bizi dünyaya yakınlaştırdı, ahiretten uzaklaştırdı ve bugün geldiğimiz nokta "İ'ti bi Kur'anin gayri hâzâ ev beddil." Ya başka bir Kur'an getirin ya da bu Kur'an'ı değiştirin. Bunun özeti bu. Müslümanlar olarak bunu yaptık. Gelip de kafir bizim Kur'an'ımızı değiştirmeye kalksaydı tepkimiz çok daha farklı olurdu. Kendi ellerimizle yaptık. Ve yapmaya çalışıyoruz. Tamamen örf üzerine, seddi zeria üzerine,
zaruret üzerine kurulmuş olan fer'i hükümlerin değiştirilmesiyle alakalı mecelle kaidesi, kavaidi fıkhiyeden de bir takım şeyleri böyle buraya boca ederek bu zaten İslam'da vardır diyerek İslam fıkhının yenilenmesi gerektiğini tartışmaya başladık. Arkadaşım, gel senle biz bu toplumda almış başını giden faizi konuşalım. Gel senle biz bu toplumda ayyuka çıkmış olan hatta ve hatta 14-12 yaşlarına kadar inmiş olan zinayı konuşalım. Evet. Sevgililik vesaire adı altında yapılan fuhşiyatı konuşalım. Mekteplerin durumlarını konuşalım. Gençliğimizin ahvalini konuşalım. Kadınlarımızın, erkeklerimizin durumlarını konuşalım. Namazsızlığı konuşalım. Gitgide İslamiyet'ten uzaklaşımızı konuşalım. Bunları konuşalım. Neyi güncelleyeceksin? Neyi değiştireceksin? Neyi uyguladık? İslam'ın esasları muattal bir şekilde, Allah'ın hükümleri boş bir şekilde duruyor ve insanın yeryüzündeki ilk vazifesi olan Allah'ın hükümlerini yeryüzünde tenfiz etmek, geçerli kılmak şeklindeki vazifemiz orada duruyor. Biz onu göze alamayınca, biz Kur'an'ı uygulayamayınca, asli hükümler bize ağır gelince, dünyamızı da tamamen kapitalizmin ve tamamı dış menşeli olan bilumum izimlerin kabullerine göre kurunca, ne dedik? Ya bunların tamamını reddedip, apayrı bir dünya kurup, tamamını Kur'an'a göre tanzim edip dizayn edeceğiz, yahut da dünyamızdan vazgeçmeyeceğiz, putlarımızı deviremeyeceğiz, Kur'an'ı bu dünyaya uyduracağız. Maalesef ki ikincisini seçtik. Maalesef ki ikincisini seçtik. Öyleyse arkadaşlar, bu iş çocuk oyuncağı değil. Yani bugün güncelleme, değiştirme adı altında bahsi yapılan şeyler, esaslar, İslami hükümlerimiz ama asli hükümlerimiz. Kadınlar gününde veyahut da efendim kadınlar meselesinin ayyuka çıkmış olduğu bir zamanda mevzu gündeme getirilerek esasında mahremiyet hükümlerinden başlayarak bilumum diğer hükümlerimizi değiştirmek istiyorlar. Fıkıh hükümlerden şimdi buraya vurgu yapıyorlar. Fıkıh güncellenmelidir. Esasında bu bile samimiyetsiz bir iddiadır. Çünkü fıkıhtaki ahkamımızın tamamına baktığınız zaman mutlaka onun temelinde ya bir ayet ya da bir hadis vardır. Halvet dediler, şunu dediler, bunu dediler. İnin temeline, fıkıhta eğer ki boş bir mekanda bir erkekle bir kadının kalamayacağı ifade ediliyorsa fukaha bunu keyfe keder bir iş yapalım canım, değişik bir hükümde bizden böyle olsun diye yapmadılar. Birçok tariklerle gelmiş Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın koyduğu bir düstur var. Nedir o? La yahluvenne raculun bimraetin illa kana şeytanu thalifehuma, bir erkek bir kadınla bir mekanda baş başa kalırsa üçüncüleri şeytandır dedi Efendimiz. Kim söyledi bunu? وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O konuştuğunda hevasından değil, kendisine vahyedilen bir vahiyle konuşur denen Hazreti Peygamber söyledi. İtirazın onaysa çıkacaksın, itiraz edeceksin. O ayrı konudur. Amma ve lakin samimiyetsiz davranarak onu göze alamadığından dolayı fıkhın ahkamına itiraz edip de deli saçmasıymış, şuymuş buymuş demeyeceksin. Eğer Efendimizin sözüne, Kur'an'ın hükmüne bu ifadeyi kullanabileceksen hodri meydan, buyur. Meydan senin, yol senin. Ama kullanamayacaksan o zaman fıkhın ahkamına saldırmayacaksın. Eğer ki tam anlamıyla A'sından Z'sine Kur'an ayetlerinden fıkıh ahkamına varıncaya kadar bir güncellemekten, bir değişimden bahsediyorsan orası tartışılır. Tartışılır derken
senin bileceğin bir husus daha samimi bir iddia olur. Ama ve lakin fıkıhtaki bu şeyleri değişelim. Peki, fıkhın ahkamını değişiyorsun. Kur'an'daki ayetleri ne yapacaksın? Bir kadının bir erkekle bir mekanda bulunamayacağına dair Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri, Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları için bu وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ onun zevceleri, onun hanımları müminlerin anneleridir diyor. Yani bizim annemizden daha annemizdir Hazreti Ayşe annemiz. Buna rağmen Kur'an وَاِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ şayet peygamber hanımlarından yani annelerinizden bir şey isteyecek olursanız perde arkasından isteyeceksiniz diyor. Gerekçesine bakıyoruz. Velikum adharu likulubikum ve kulubihin. Böyle yapmanız, bir şey isterken araya bir perde koymanız hem onların kalpleri için hem de sizin kalpleriniz için en temiz olandır diyor Kur'an. Bu fetvaya itiraz edip, bu ahkama itiraz edip de bu mevzuyu ayyuka çıkaranlar bu ayete gözleri kesmediği için bunu yapıyorlar. Unutmayın. Aslında itirazları tam da bu ayetleredir. Bu ayetlere itiraz ediyorlar. Öyleyse arkadaşlar buna çok dikkat etmemiz lazım. Dikkat çekmemiz lazım. Şimdi böyle bir güncellemeden veya değişimden bahsettiğimiz zaman bu Kur'an ayetini ne yapacağız? Senin medyan var. Medyanla birlikte İslam'ın ahkamını olmadığı surette farklı şekillerde göstererek tam anlamıyla bir Ali Cengiz oyunu sergileyebiliyorsun. Almış telefonla oradaki efendim gazeteci bayan kadın diyor ki işte şu kattan şu kata çıkmak 45 saniye sürer 50 saniye sürer. Yani ne kadar diyor gönlü kalbi bozuk insanlar ki bunlar böyle şeyleri düşünebiliyorlar. Aman canım kendileri ne kadar kalp yani temiz kalp. Çok acayip. Çünkü adamların freni yok ki. Engeli yok ki. İstediğini, istediği şekilde elde edebilme ve yaşayabilme hakkına sahip hissediyorlar kendilerini. Yaşama, Allah'ın ahkamını uygulama diye, haram diye bir engelleri yok. Olmadığı için Allah'ın ahkamına uygulamaya çalışan, uymaya çalışan insanları böyle linç etmeye çalışıyorlar. Şimdi arkadaşlar, aynı şeyi bu ayet üzerinde uygulayacak olsak ve bir insan bu zihniyetle yola çıkarak diyecek olsa ki, yahu Kur'an'a bak, hem peygamber hanımlarının, sahabenin ve bilumum bütün müminlerin anneleri olduğunu söylüyor, hem de anne ilan ettiği kişilerden bir şey isterken yani bir dakika bile sürmeyecek. Belki 30 saniye, belki 40-45 saniye sürecek bir şey isteme fiilini yerine getirirken araya perde koyun diyor. Hem de gerekçesini daha açıkça zikretmiş. Hem onların kalpleri için hem de sizin kalpleriniz için en temiz olan budur demiş. Yani sahabe haşa ve kella sapık insanlar mıydı? Bu ayeti böyle anlamaları gerekiyor. Bu nasıl Müslümanlıktır? Evet. Oysa ki burada fıtraten birbirini celbeden, birbirini çeken, birbirine karşı Cenab-ı Hakk'ın çekicilik koymuş olduğu karşıt cinslerin ihtilatının yasaklanması var. Bir araya gelmesinin yasaklanması var, mahzuru var. Bu fıtrattır, bunun önüne geçemez. Geçersen kendini kandırırsın ve bugünkü manzara meydana gelmiş olur. Hepimiz aynı memlekette yaşıyoruz, aynı ortamda yaşıyoruz. Çıkın gidin bakın okul çıkışlarında bir kişi tek çıkıyor mu? Çıkmıyor, sarmaş, dolaş. Gençlerimiz nereye gidiyor, ne oluyoruz, bunu dert edinen yok mu Allah aşkına ya? اِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالْرِبَى ف۪ي قَرْيَةٍ فَقَدْ اَحَلُّوا بِاَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللّٰهِ Bir toplumda diyor Hazreti Peygamber, zina ve faiz yasağı ayyuka çıktığı zaman
yaygın hal aldığı zaman da bu toplum Allah'ın azabını hak etmiştir diyor. Muhbir-i Sadık. Helakımız yaklaşıyor. Bunu dert edinen yok mu? Olmayacak. Bugün bizim konuşacaksak bunları konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları tartışmamız gerekiyor. Yani kadının kamuda çalışmasını güncelleme adı altında değiştirmeye çalışacak olsak وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ evlerinizde yerleşin diyen ayeti ne yapacağız? Kaldıracak mıyız bu ayeti? Ayet bunlar. Öyleyse arkadaşlar bugün bizim öncelikle İslam'a dönmemiz lazım. Yani güncellenen değil, güncelleyen bir İslam'a dönmemiz lazım. Bizim güncellenmemiz lazım. Bizim yenilenmemiz lazım. İslam'ın asli hükümlerini nasıl uygularız? Nerede yanlış yaptık? Niçin toplum olarak bu hale geldik? Bunu konuşmamız lazım. Bakınız, işte aynı o ayetin ifade ettiği konuma geldik. Bu Kur'an'ın ayetlerini değiştir veyahut da başka bir Kur'an getir. Bizi buna mı davet ediyorlar diye tefekkür etmeye çağırıyorum. Problem ciddi. Hafife alınacak bir problem değil. Ortam, durumlar, vaziyet hakikaten ciddi bir hal aldı. Yani memleketimizdeki en büyük problem de dinin sahipsiz olması arkadaşlar. Bu dinin sahibi yok. Maalesef Hristiyanlığın sahibi var. Bir merkezi var. Açıklama yapacak, Hristiyanlık adına konuşacak olan bir merkez var. Yahudiliğin hakeza var. Hatta yeni dünya dinleri fenomeni demiş olduğumuz uydurmacanın bile bir takım merkezleri var, yetkileri var, şunları var, bunları var. Ama İslam artık isteyenin istediği yere çekebildiği bir din haline geldi. Hadisler üzerinde Nalbu Rahmet amca bile söz söyleyebilme yetkisinin kendisinde olduğunu hissedebileceği bir ortama geldik. Değil mi? Ha, onu tahkir ettiğimden dolayı demiyorum. Nalburlukla alakalı da Ahmet Hoca laf etmemesi lazım. Nalbur, nalbur işini yapacak. Marketçi, marketçiliğini yapacak. Esnaf, esnaflığını yapacak. Hoca, hocalığını yapacak. Fizikçi, fizikçiliğini yapacak. Matematikçi, matematik öğretecek. Mesele bu kadar. Herkes birbirinin alanına saygı duyacak. Ama maalesef bu memlekette işinden sıkılan, artık işini yapmak istemeyen insanların merak saldığı bir alan oldu dini meseleler. İşinden sıkılan ne kadar adam varsa ya hadisçi oluyor, ya tefsirci, ya Kur'ancı. Eline bir meal alan kişi din adına ahkam kesme yetkisini hissediyor kendisinde. İşte arkadaşlar bu problemlerin konuşulması lazım, halledilmesi lazım, yeniden İslam'a dönülmesi lazım, ancak yeni bir İslam'a dönülmemesi lazım. Yeniden İslam'a dönmemiz lazım ama yeni bir İslam'a değil. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın ifadesiyle aleykum bil atik, eskiye sarılın. Oraya ne kadar yaklaşırsan nur-i nübüvvete, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın dönemine, sahabeye ne kadar yaklaşırsan hakikate o kadar isabet edersin. Cenab-ı Hak bizleri buna muvaffak eylesin. Amin. Yanlışlara, hatalara düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Dinimizi muhafaza eylesin. Amin. Din anlayışımızı, inancımızı, itikadımızı, amellerimizi muhafaza buyursun. Amin. Onun muhafazasına layık olacak şekilde ameller bizlere nasip eylesin. Amin. Yanlış yapmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Bizlere basiretler ihsan eylesin. Amin. Birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Vatanımızı, milletimizi birlik içinde yaşayıp ehl-i sünnet itikadı
altında tekrardan İslam'a dönerek kurtuluşa erebilenlerden eylesin. Her türlü düşman istilasından, sellerden, afetlerden, felaketlerden, depremlerden ve bilumum eşrarın şerrinden cümlemizi, vatanımızı, milletimizi muhafaza buyursun. Allah hepinizden razı olsun. Ve sallallahu teala aleyhi ve selleme teslima velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.